Nefes filmindeki yüzbaşı karakteri beni bile şaşırttı. Şu köşedeki kafeyi işlettim ben. Ben o zamana kadar kimseye de bir şey anlatamamışım. Utanır hale geldim. Müthiş. Orada mesela ben bir şok yaşadım. Oyunculuk yapmakla ilgili fikir soran herkese net söylediğim bir şey. Bal kabaklı muammara arkadaşlar. Oo müthiş. Bak hiç bilmediğim, bu kadar yıldır duymadığım bir şey var. Abi o hayali kurmayın. Bak bir işletme fikri. Aldığım alkışı hak etmediğimi düşündüm. Utandım. Çok sevdiğim bir tatlıcı var orada, onu göstereyim. Sen uyursan herkes ölür! Tatlıyla aram böyle çok yoktur ama ne tatlısı yiyeceğiz abi? Amerika'da getirdim biz, dedin ki bak Montclair, New Jersey var. Gel dedin Cüneyt, gösterelim. Benim de yaşadığım yere yakın biliyorsun. Yani senle şimdi Montclair'i sana göstermek bana düşmez. Estağfurullah. Montclair'in eskilerindensin sen de. Eşimle beraber ilk geldiğinde, yani buraya yerleşmeye karar verdiğimizde, arkadaşlarımızın bize özellikle getirip gösterdikleri yer Montclair'di. Neden? Biraz daha böyle hani ayak trafiği dediğimiz, ne deniyor ona? Foot traffic, aynısı. Ha, evet. Yani aynen aynı şeyde kullanılan. Düz çeviri. Amerika'da biraz zor bulunan bir şey. Genelde arabayla gidiliyor böyle alışveriş merkezine. İhtiyacını karşılıyorsun, oynuyorsun. Burada biraz yürüme kültürünün, kafelerin, kafeteryaların olduğu bir kasaba olduğu için burayı siz çok beğenirsiniz dediler. Gösterler ve biz buraya yerleştik yani. O zamandan beri de buradayız. Bir de üniversitesi olan bir kasaba. O yüzden öğrencisi, öğretim görevlisi çok fazla var. Biraz liberal şeyin fazla olduğu bir popülasyon. Şu köşedeki kafeyi işlettim ben. Şu an gene kapalı var. Evet, hatırlıyorum. Orayı hatırlıyorsun, o zaman burası konuştu. Ama seninle alakası yok. Burası devamlı el değiştiriyor. Burası, ben senden evet. Önce de hani biliyorum ya burayı. Öyle, aynen. Orası olmaz yani. Ne açarsan orası olmaz. Ki belki de buranın en güzel yeri. En abi köşe, böyle, geniş aynen. Falan. Bahsettiğimiz yer şurası. Şu köşe, 2 Church Street adresi. Ben bir sene boyunca burada kafe işlettim. Hani bu hepimizin hayali olan, bütün Türklerin hayali. Ya bir kafe açayım da abi o hayali kurmayın. Bir restorana gidiyoruz. Çok evet. Da keyifli bir restoran. Zeyugma adında. Orada biraz Türk yemeklerine de bakıp belki biraz yemeklerden de bahsederiz. Mesela sen yani, Amerika'da şimdi yavaş yavaş çok güzel bir şey yapıyorsun turneyle. Evet. Amerika'yı geziyorsun. Çok net bir şey görüyorum. Hiç yapılmayanı yapıyorsunuz. İlk yani, defa oldu. Evet. Evet. Biraz bahseder misin bize kurduğunuz grubun, neler yapıyorsunuz? Bir oyunu bitirdiniz sanırım. Evet, bir oyunu biraz tamamladık. Ya ben işte 10 sene yakın buradayım ama Nevşin Erzat arkadaşım benim 20 küsür senelik arkadaşım. Şimdi o 5-6 yıldır burada yaşıyor. Bir de Erdem Baş, son işte zaten takip ediyorsanız videolarından falan görmüşsünüzdür. Green Card'ı çekilişle kazanmasıyla beraber biz Nevşin'le sürekli konuşuyorduk. Bu oyunları ya nasıl yaparız, nasıl ederiz? Biraz harekete geçmekte de zorlanıyorduk açıkçası. Erdem o konularda çok iyidir. Bize Türkiye'den daha buraya gelmeden evet. O süreçte ya dedi ne konuşuyorsunuz, hadi dedi harekete geçelim ya, yapalım şu işi. Bir tane text bulundu hemen, böyle Zoom'dan biz okuma provalarını, ezber provalarını yaptık Erdem'in gelmesiyle beraber. Geçen sene biz tiyatromuzu tam Mayıs'ın bu tarihlerinde, 15'inde falan değil, çok tarih hatırlamam ama. Bir de tam şey gibi oldu değil mi Mete, insanların da biraz böyle COVID'den çıkışı, bir araya gelme arzusu. Artışı, evet. Türkçe konuşan topluluklara ulaşmaya çalışıyoruz. Onların sayısının artması, efendime söyleyeyim, böyle bu talebin biraz daha artmasıyla mütevellit. Türkiye'den gruplar ya da müzik grubu ya da tiyatro grubu, sen daha iyi biliyorsun yani. Senelerden uzasın. 2-3 merkezde en fazla. İşte ana merkezler onlarda. Diğer yerlere gitmek fiziki olarak, yani maddi olarak zor olduğu için yapılmayan turnelerde. Biz burada yaşayan oyuncular olarak nüfusun fazla olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz yerlere, o da 27 tane nokta çıktı. İlk oyunumuzu işte Necmi Yapıcı ve Nihal Yapıcı'nın yazdığı oyun. Ormantik komedi diye. Onu biz koyduk abi. Bir de bizim Nazlı diye bir arkadaşımız var. 13 senedir Amerika'da tiyatro yapıyor. İlk defa Türkçe tiyatro yaptı mesela o. Sonra 27 yere gittik. Oyunlar oynandı. Ortalamanın üzerinde bir seyirciyle. E tabii senin söylediğin gibi çok böyle beklenti olmuş. Çok özlenilmiş. 20 küsür senedir tabii. Türkçe izlenmiş. Bazı gittiğiniz yerlere Meteciğim, hiç kimse hiçbir zaman gitmedi bazı yerlere. Yani gözü yaşlı seyirciyle evet. Karşılaşmadı oyun yani. Oynadığımız oyun da sonuçta bir komedi oyunu değil mi? Şey böyle ama yani 20 küsür senedir insanlar Türkiye'ye gittiği zaman ya bir sahne sanatlarını görmeye vakti olmuyor
Ya yaz olduğu için zaten herkes perdelerini kapatmış oluyor. Tatil kafası oluyor biraz da, evet. Yani istese de ulaşamayacağı bir tarihte gidebildiği için 20 küsur senedir Türkçe hiçbir şey izlememiş sahnede ve onun mutluluğu ile beraber ilk oyunumuzu tamamladık dediğimiz. Şimdi gene Necmi ile Nihal Yapıcı'nın yazdığı, seviyoruz o tarzı, vaudeville tarzı, güldüren cazibe oyununu koyduk. Bunu bu sefer hani 6 ay dedim ya birinci oyunu dolaştı diye, bunu evet. Bu sefer 2 ayda yapabiliyor muyuz? Peki aynı yerlere tekrar 2 ayda gidecek misiniz? Bayağı bir o zaman lojistik olarak yani fıldır olmanız lazım. Birinci oyunla gittiğimiz her yere ikinci oyuna tekrar gitmek istiyoruz. Ama tabii araya 6 ay girmiş oluyor. Yani seyirci de 6 ayda bir oyuna gitmiş oluyor. Yani seyirciye de şey demek istemiyoruz. Yani bir de farklı bir oyunla gitmiş oluyorsunuz. Farklı bir oyun tabii. Farklı evet. Bir oyun. Buradan mı dönüyoruz? Dönelim. Tamam. Bu arada şuradan dönmeden önce şöyle şurayı göstereyim. Yani şurada biz birazcık trafiğin olduğu kalabalıktan iki sokak aşağı inince daha böyle bir Amerika vari, klasik evlerin ayrı ayrı hani bahçeli olduğu bir bölgeden geçip tekrar yine merkeze doğru dönüyoruz. Amerika'nın genelinde %80'inde, 90'ında yapılanma şu şekilde aslında. Şehir merkezleri haricinde her yer aşağı yukarı benzer format. Hemen inşaat şeylerimizi de genelde ahşaptır falan böyle gireyim. Evet, aynen. Ahşap yapıyorlar hala. Benim çocukluğumda hatırladığım. Şimdi bak, böyle girdin ama konuya biraz önce diyordun ki abi hiç anlamam. Hiç olmaz. Anlamam. Bana konuşmak olsun. Cüneyt'ciğim beni biliyorsun. Bu arada ben de aynı senin gibiyim yani. Ev evet, işlerinde kafa konuda, sıfır evet. Sıfır. Sen de böyle birçok konuda benzer yönlerimiz teknoloji var. Teknoloji birinci hep dolaşıyor. Bana yani bunlar başarısız olduğumuz şeyler. Yanlış anlamayın. Yani anlamadığımız şeyler çok liste kabarık. Dede lakabı taktılar anlamıyorum diye. Ver dede, wow. Ver halledeyim falan diye dede kaldı şeyimiz. Şaka maka oluyoruz dede de. Yani. Oluyor. Yaşlı artık yani o noktaya da geliyor artık. Evet. Şimdi gideceğimiz mekana yaklaştık. Mete ile ortak sevdiğimiz başka bir konu da yemek tabii. Burada Montclair'de çok nezih bir Türk restoranı. Zeugma adında. Şefi de Can, Şef Can çok güzel füzyon yorumlar yapıyor Türk mutfağına. O da mutfağına. Çok uzun zamandır burada değil mi? Evet. Yani Türk mutfağını kendine ait şef imzasını hemen hissettiren bir mekan. Bence çok kıymetli bir şekilde New Jersey'de sunuyor. Şimdi biraz oraya girip hem biraz yemekleri gömeriz. Biraz yani değil gömelim mi? Demeyelim de yani tabii yani şeyden ya bakalım. Yok ben gömüyorum. Benim tarzım o. Evet Mete'ciğim. Oturdu bizim için oturdu. Özel hazırlamışlar masayı sağ olsun. Sağ olsun evet sevgili Şef Can Zeugma'daki lezzetlerden tadımlık getirecek. Biz de deneyeceğiz. Neydi o espri? Little little into the middle. Evet evet. Bak little little into the middle. Amerikalıların hiç kullanmadığı bir bizim ürettiğimiz bir konsept. Yemeklerle aran nasıl? Fazla klasik hani bir şeyleri değil. Özlüyoruz muhakkak ama bir yandan da New Jersey, New York bölgesinde aslında her şeyimiz var gibi yani. Yani New Jersey bölgesinde artık özlenmiyor. Evet, evet. Yani hani ben şimdi tiyatroyla birçok yeri geziyorum diye konuştuk ya baştan itibaren. Oradaki insanlarla muhabbetimiz her zaman bu noktaya geliyor. Yemek muhabbetine ağlıyorlar. Yani simit diyor, gözleri doluyor. Efendim. Buranın 20-30 yıl önceki durumu gibi. Haline onlar yaşıyorlar ama New Jersey artık son göçle beraber bu Meksika'dan gelen bir dalga var biliyorsun buraya. Evet, bayağı büyük bir dalga var. Bayağı büyük yani, bir dalga. 10 binlerin konuşulduğu. Ayrıca konuşulması gereken bir mesele aslında ama bu onun yemek sektörüne olan katkısı, etkisi çok acayip ustalar geldi ve o ustalar hemen New Jersey'de level'ı arttırdı. Yani şu anda ben İstanbul'da ya şuranın dönerini çok özledim, gideyim yiyeyim dediğim döneri yiyebiliyorum. Lahmacun, bunlar hep spesifik şeylerdir ya, tabii. Zordur yani işçiliği ve o kalite tutturulması zordur. Lahmacun, İstanbul'da yemediğim kalitede bir lahmacun yiyorum. Nerede hepsini yiyorsun? Kral Pide'de yiyorum. Okay. Sana açık açık adres, reklam şeyi. Yok yok tabii ki yani. Açık açık. Lahmacunu Kral Pide'de yiyorum. Yani inceliği, yani en son kaymakla mı yapıyorsun dedim bunu ya. O soğanı nasıl kullanıyorsa artık, neyini kullanıyorsa. Hani Antep usulü vardır, sarımsakla yapılır falan. Yani seviyorum da, biliyorum da ben o şeyleri biraz. Ailem benim Antakya'da yaşıyordu. İki eniştem benim Antakyalı mi? Olduğu için. Orada yemek üzerine zaten yani orası Urfa, Antep. İnanılmaz sofralar. En son geçen espri yaptım. Bir eksiğimiz dedim hamam kaldı. Biri de dedim hamamı açarsa. Manhattan'da var. Ama Rus hamamı. Rus hamamı. Yani Türk hamamı değil. Türk bayağı bildiğin hani böyle Eskişehir. Ben Eskişehir'de okudum abi. Oradaki kaynak sularıyla o göbek taşı. O kaynak sulu. İşte atıyorum o şeydeki İstanbul'daki Tophane tarafını bilir misin?
Orada eski şeyleri, hamamları restore ettiler. Hmm. Çok güzel yerler. Öyle bir hamam açacaksın buraya. Böyle su kenarı, göl kenarı falan. Aç gelelim. Yemin ediyorum var ya, kuyruk olur yani. 3 ay, 4 ay şey yaparsın. Bir de başka kültürlerin de merakı oluyor. Evet. Yani onlar da enteresan geliyor. Türklerden gelen bir alışkanlık. Yani Türk'ü de gelir, Rus'u da gelir, işte Arap kökenlisi de gelir. Hani bizimki gibi yapacaksın. Dinlenme odaları olacak. Orada ayran, soda vereceksin, meyve vereceksin. Bir o eksimiz kaldı. Düşün bak, lükse tamam. Bak. Evet arkadaşlar, bu arada da fikir. Bak bir işletme fikri. Şu Amerikan rüyası denilen mesele bu. Fikir. Fikrini gerçeğe dönüştürmenin en Mete'cim, yüksek olasılığı. Peki madalyonu ters çevirelim yemek konusunda. Tabii. Sonradan benim gibi göçmen olarak ülkeye geldin. Amerika'daki, göçmenlerin ülkesi burası. Evet. Amerika'daki yemeklerle aran nasıl? Neler senin için öne İyi. Çıkıyor? Olmazsa olmaz ne var mesela? Amerikalı ben Türkiye'den yani. Geldim. Senin arkadaşınım. Abi Türk tabii ki Türkiye götürme beni. Ben hani mesela ne yiyeceğiz? Nereye götürürsün beni? En son gelen arkadaşlarımı onları bildiğim için, deniz ürünlerini çok sevdiğim için Red Lobster'a götürdüm mesela. Orada çok deli şeyler var. Red yaptım. Lobster, kırmızı istakoz. Deniz ürünleriyle bilinen. Yani, ne yiyorsun abi orada? Senin kafandaki abi, tabak ne? İstakoz kuyruğunun da içinde olduğu bir çeşit, onların bir karides kızartmaları var. Bisküvit diyorlar. Manyak bir şey. O nedir? Manyak. Elin ya sıcak. Yani. Böyle içi hafif tereyağlı bir full ekmek tereyağı. Geliyor. Yani full tereyağı. Ve istediğiniz kadar getiriyorlar onu. Tabii yedikçe getiriyorlar. Dolayısıyla onu. Evet çok sıkıntılı bir şey. Onunla yani. Onunla beraber ben mesela soslu pişmiş karidesi söylüyorum. Onu karabiberli falan böyle pul biberli bir acayip, şey getiriyorlar. Acayip. Bak ağzım sulanıyor. Kardeşim yemekte yemek konuşan adam. Çok bence yani. Güzel bir kilit bir yerden bahsediyorsun. O arkadaşlarımı oraya götürdüm ama şeyleri de çok seviyorum açık söyleyeyim. Diner dediğimiz. Hmm, o eski tarz. Eski tarz böyle karşılıklı oturulan. Menüsünde oturulan, neredeyse yani 5000 tane çeşit olan çeşit değil mi? Yok yok yani. Yok yok. Hakikaten orada omlet çeşit işte mantarlısı, ıspanaklısı, işte peyniri koyuyor falan böyle getiriyor. Hani diyoruz ya kahvaltı kültürü beni tatmin ediyor. Bir olmak de zaten Amerika'da şey. Aslında biraz kaybolan bir kültür. Yeni dinerlar açılmıyor. Çünkü çok geniş bir menüsü var. Yani et yiyorsun. İstakozdan hamburgere, ıspanaktan et soteye her şey var. Mantar sotesi, işte yumurta çeşitleri, omleti, osulusu bir de her saat. Evet, 24 yani, saat evet, evet açıklıklarıyla ünlüler. Fakat bu kadar geniş menüyü bu kadar taze tutmak giderek zorlaştığı için kaybolan bir kültür aslında. Ama hepimizin de böyle filmlerde de gördüğümüz Amerika'ya belki geldiğimizde dolayı, gittiğimiz gerçekten çok alışık yerler. Olduğumuz filmin bizim DNA'larımıza mı işledi artık o izlediğimiz filmler? Evet, ben o ilk Amerika'ya bilinç altı mıdır, üstü müdür? İlk evet. Amerika'ya geldiğimde hissettiğim duygu oydu. Film festivali için gelmiştim 2009-2010. Yılında. Daha önce Amerika'ya gelmemiştim. Nefes filmiyle gelmiştim. Böyle Türk Film Festivali'ne davet etmişlerdi. Manhattan'a gezerken ya o binayı hatırlıyorum, köprüyü hatırlıyorum ve orayı dönünce karşıma Birleşmiş Milletler binasının çıkacağını biliyorum mesela. Filmlerden işlemiş o kafama. Orada mesela ben bir şok yaşadım. Ah dedim. Biz bir şekilde bu ülkeyi tanımışız, tanıtmışlar bize. Ya çok enteresan. Hep bir görevini yerine getirmesi. Evet, film stüdyosunda gibiyiz. Ve onu bu değişmiyor. Yani hep turistsin. Yani New York'ta hakikaten hep turistsin. Bir de çünkü şehir de hep kendini yeniliyor, devamlı değişiyor yani. Bir yerden bir aidiyet şeyi de var ya Cüneyt. Yani burası hani şey meselesi çok gerçek. Yani hani özgürlük heykelinin hani hanımefendi meşale tutar o Fransızların Osmanlı için yaptığı biliyorsun. Tabii, bir heykel tabii, o. Tabii. Osmanlı'da heykel kültürüyle alakalı sıkıntıdan dolayı sonra Amerika'ya yerleşin. O kitabesi var. O kitabesinin ne ya? Ben mesela çok merak ettim. Ya boş bir şey mi o yoksa bir şey yazıyor mu gerçekten mi? Yazıyormuş. O adaya gittiğin zaman da aşağıda... Ben bilmiyorum. Ne yazıyormuş orada? Ey dünyadaki tek başına kalmış kişi, ötekileştirilmiş kişi. Buraya gel. Hep beraber çok güçlüyüz. Oo müthiş. Bak hiç bilmediğim, bu kadar yıldır duymadığım bir şey ve onda olması acayip i̇şte bir şey. Buranın tam mantığı bu. Evet, evet. Dünyada ötekileştirilmiş, istenmeyen kişi diyor. Gel kimsen, gel, ne olursan kimse, gel. Önemli değil. Evet gel, sevgili yani. Cam tam burada. Biz önce dünyayı kurtarıyorduk. Yapacak. Eyvah eyvah. Tabii. Tamam. Zahmetlerimizden bir tanesi kuru tandırlı humus. Kameraya, kameraya da gösterelim. Kalamar şeyi. Ege usulü ahtapot. Yalnız arkadaşlar bir biraz saniye şunu çok özür dilerim. Tabağa yapıştık ikimiz böyle. Ben yiyeceğim. Yani sunuma bakar mısınız? Bu da sevgili şuradan Can'ın elden ele farkı. Ya müthiş. Yalnız şu renklere bakar mısınız arkadaşlar? Sunumun güzelliğine. Tamam.
üstündeki sosuyla prezentasyonu şef yeni imzası. Ürünler var. Tamam. İlerleyelim. Bekleme yapma. Bekleme diyor. Yapma. Kırmızıyla yeşilin müthiş dansı. Prezentasyonlar çok güzel ya. Bal kabaklı muhammara arkadaşlar. Buyurun. Can bunların harika. Şeyi vay vay vay. Sende mi? Yani denedin bunu. Sen bunu muhammarayı nasıl yapayım dedin. Bal kabağını koyunca bir tat buldun ve onu menüye mi ekledin? Nasıl oldu? Aldım muhammarayı biliyorsunuz. Normal Orta Doğu Meclisi. Evet. Kınan mutfağından geliyor. O zaten cepte. O cepte her zaman bizde cevizli, biberli, biraz da ekmek içi koyularak yapılır. Ondan sonra biz de buraya hani biraz Amerikalılar kabağı çok seviyor. Kabak cenneti olunca böyle bir evet. Bal kabaklarını fırınladık. Bayağı güzel oldu. Ondan sonra biz muhammaraya uyarlayalım dedik bunu. Normalde muhammarada %100 böyle bir biber salçası, domates evet. Salçasıyla yapılır. Aynen. Biz bunda hiç salça kullanmadan direkt kabak. Kabak kullanarak Allah çok az tahin ve bayağı böyle bir kimyonla taze kimyon kullanıyoruz. O kadar anlattı ki ben bu yorumun evet üzerine tadına bakıyorum. Hani şey olarak böyle peynirle bir siyah susamla böyle bir taç yaptık. Tam olmuş ama bir şey söyleyeyim. Tam olmuş. Biraz uyarladık ama. Abi işte zaten böyle. Amerika'nın bu en güzel tarafı o Cüneyt. Avrupa'da çok ben turne yaparak orada gezme şansım oldu. Avrupa'daki Türk mutfağında mesela kusura bakmasınlar 70'lerde 60'larda yerleşilmiş olan bir şey yapılmış ve orada kalmış. Gelişmemiş. Hala mesela Almanya'ya gidiyorum. Aa buranın döneri diye götürüyorlar. Döner değil o. Biliyorlar döner olmadığını. Her sene de Türkiye'ye gidip orada döner yiyorlar ve onun döner olmadığını biliyorlar. Onun pirzolu olmadığını, onun şey olmadığını biliyorlar. Amerika'da öyle kalırsan işletmen iş yapmaz. Ben Amerika'daki bu şeyi çok seviyorum. Mesela restoran dışından bakıyorsun çok şey değil. Ama içeride inanılmaz ürünler var. Çünkü burada kendini geliştirmek zorundasın. Ya burada şu anda ben bir yani sanat görüyorum. Yani işte can gibi bir şef de. Yani bildiğimiz gibi yapmak ya sana da büyük ihtimalle keyif vermez yani. Burada senin ruhunu, sanatını görüyoruz renklerde. Şimdi biraz da lezzetlerde de göreceğiz büyük ihtimalle. O arada kaydı kapatman gerekecek çünkü. Evet böyle hapur hapur yiyen. Bunu seyircimiz görmek evet istemeyecektir. Ben demin dedim yani ki ben gömerim dedim. O dedi ki yok öyle demeyelim. Hani yeriz diyelim dedi. Yok dedim ben gömüyorum yani. Yani kayıt önünde yani bir tadarız diyelim de kaydı kapattıktan evet sonra. Yani bizim Türk mutfağı biz burada koruyarak üstüne oynadık. Yani muamala bizim çok kültürümüz değil. Ortada olan gelme. Ama baktığımızda yine birçok restoran. Gene de bizim kültürümüz. Geçen gün bir karikatür gördüm bununla alakalı. Ya diyor memleketin ortasında diyor yıllarca diyor Orta Doğu Teknik Üniversitesi diye bir üniversitemiz var ve biz hala Orta Doğu olduğumuzu anlamadık diyor. Çok naifmişiz diyor ya. Biz Orta Doğu'yuz abi aslında baktığın zaman doğru, bir yerden. Doğru. Ben hani öyle spesifik mutfak olarak söyledim ama ama her yerden işte Arap mutfağı, İran mutfağı bizde işte geçen gün konuştuk onu yine bir şehre gittik. Bir Arap mutfağının kebap hani oradan gelme ya. Abi oradan gelmişse de bile bizde master seviyeye ulaşmış. Kesinlikle. Yani bizim Urfa'daki kebap master seviyeye ulaşmış. Tamam oradan kaynaklanıyor olabilir. Atıyorum baklava bir yerden geliyor ama master orada. Yani o coğrafyanın enteresan katkısı olmuş yemeklerde. Kesinlikle. Ben yemekleri çok şey. Tamam soğutmayalım. Okay. Sağlıklı yemekten biraz bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Lütfen. Bu bizim lütfen son 5-6 yıldır Jersey genelinde biz bize hiçbir yere başvurmadan plak şeklinde gönderdikleri Jersey genelindeki 50 reçete seçiliyor. Öyle mi? Oo, harika. Ödüllü. Reçete dediği şeyden İngilizceden Türkçe'ye tercüme etti. Tarif. Bu bizim mantarlı mantımız etli değil. Tamamen mantar var içinde. O da bir tartışma konusu. Onu hiç açmıyorum. Neden? Niye? Mantı sadece etli olur diye. Hayır. Yok ya sen oraları bırak. Sen çok abi, son derece doğru yoldasın. Aynen. Hiç öyle bir şey değil yani. Ben bir yerde beğendi yedim. Seafood'lu beğendi yedim. Bugüne kadar etli yiyordum. Yanlış yemişim dedim ya. Meğerse seafood'muş dedim bunun üzerine konulması. Valla senle bana yakışmış yemek olsun da. Çok yakışmış. Gerçekten çok yakışmış. İyi bakalım. Ya bilmeyeceksin. Bir de Amerika bunun için çok uygun bir ülke. Bir sürü millet bir arada olduğu için herkes denemeye açık aslında. Kesinlikle. Seninkini deniyor, bakıyor. Uygunsa Amerikalılar bunu anlamaz. Yok öyle bir şey abi. Her şeyi deniyorlar adamlar. Ya mantar da o kadar lezzetli ki çok özür dilerim sözünü kestim. Et gibi zaten müthiş lezzetli. Mantar da iyi pişince et gibi oluyor zaten. Harika. Peynir var içinde biraz. Çok az ama 3 çeşit mantar var içinde. Evet. Portabella. Ondan sonra shiitake mantarını fırınladıktan sonra bayağı böyle press yapıyoruz 2 gün. Of. Ondan sonra blend yapıyoruz. Ama bunun aslındaki olayı sosu.
Sos da tamamen yoğurt bazlı bir sos ama 16 saat mum ışığında bunu yavaş yavaş tahta kaşıkla duyuyor Mete, duyuyor. Ama yani anlattığını duydun mu sen burada? Duydum, duydum. Tahta kaşıkla dedi, arada kurbaçlar yiyelim falan böyle bir. Aa, bu ne ya? Dünya mutfaklarında Türkiye'yi nereye koyuyorsun? Dünyada mesela en iyi 2-3 mutfak nedir sence? Ya tabii ki ben en başa koymayı çok istedim. Ama hani gelişim açısından gerçekten biraz daha üstüne düşmeliyiz. Neden bizim New York'ta bir Türk restoranı bir Michelin star almasın ve neden yok mesela? Yıllar geçti. 265 tane Michelin star var Manhattan'da. Öyle mi? Sadece Manhattan'da. Jersey'de de yaklaşık bir 85 tane. Bizim bildiğimiz şeyi söylüyorum. Ve Amerika genelinde hiçbir Türk restoranında Michelin guide demiyorum ama star alan Türk, spesifik Türk restoranı yok. Yani keşke alabilsek. Bence bir hedef koyulmuş burada. Değil mi Meteciğim? Yani otomatik olarak. Evet. Yani bu doğal olarak. Doğal olarak. Doğal olarak. O zaman yani da zaten şu bize bence onu söyletiyor. Yani ben Michelin için bunu yapıyorum değil. Zaten bunu çok iyi yapmak istiyorum. O zaten otomatik Michelin'i getiriyor gibi bir noktaya gelecek evet. Bence. Yani aslında çok tanınan bir kültür değiliz. Bunun altını çizmek lazım. Yani evet. Amerika'da bir İtalyan kültürü, bir İspanyol kültürü, bir Fransız kültürü, bir Rus kültürü, bir Çin kültürü. Bunu çok basit bir istatistikle hemen sözünü keserek destek vereyim söylediğine. Amerika'da en çok kullanılan aplikasyonlar var. Yemek sipariş vermek, yemek için restorana gitmek, ziyaret etmek için. Oradaki ilk 10 tane neredeyse mutfağın içinde Türk alternatifi yok. Çok İtalyan net bir veri bu yani. Tabii. Aynen. İlk üçü i̇şte Çin mutfağı, İtalyan Çin'dir. Mutfağı, abi, tabii ki Latin. Milyon Çin listede yokuz yani maalesef. 10-12 milyon İtalyan yani bu işte rakamlara da Türk yok. O yüzden ona göre de kültürel. Mesela tiyatro yapıyorum ya ben. Yani İtalyanca konuşulan tiyatro, Çince. Büyük şovlar görürsünüz bazen şeylerde. Her sene geliyor, her sene Çin'den geliyorlar. Yapıyorlar, burada yaşıyorlar, burada yapıyorlar. Bu Türkler daha biraz yavaş yavaş, biraz geç keşfettiler Amerika'yı açıkçası. Yani hani 1800'lerde bir grup kavim buraya gelseydi de bu çorbaya dahil olsaydı başka olurdu. Ama şu anda yavaş yavaş o yüzden mutfağından da haberdar olmama ihtimalleri yüksek. 3 tane bize söyle, 1, 2, 3. Hiç şey yapmadan detayına da girmemize gerek yok. Türk, Akdeniz, Japon ve İtalyan diyeceğim. Aynen. Okey, tamam. Ben Çin, ikincisi Çin, Japon yani. Ben hepsini yerim, hepsinde varım ben. Ama hepsinde Türk, varım. Akdeniz, Çin, Japon, İtalyan. Benim de mesela ilk üç öyle sıralarım. Aynısın orada. Türk, Akdeniz, Çin, Japon, İtalyan. Akdeniz güzel ama güzel o bölgeyi evet, sokma, evet, öyle evet, düşünmemiştim evet. Ben. Benim de Türk, Akdeniz, Çin mutfağı ve Türk mutfağı değil, derim ben. İki tane. Ama hangisi birinci? Çin mi, Türk mü? Türk. Ya o herhalde şey olamaz. Bilinçaltı hani şey olamaz hani şey olmaz. En eski, en kökenli, en detaylı, en büyük coğrafyanın birleştiği Çin ve Türk. Hiç ben oraya Fransızı falan koymuyorum. Mesela Hindistan'da var. Niye Hint mutfağı demiyoruz? Güzel bir soru. Çok baharatlı. Çok baharatlı. Hiç hitap etmiyor biliyor musun? Hiç başarılı hiç olamıyor. Yok enteresan. Çok güzel bir noktaya değindim. Defalarca denedim ya. O dedim ya ben anlamıyorum herhalde. Bir daha dene. Yok diye çıkıyorum abi restoranda. Genele hitap etmiyor gibi. Bir daha yani enteresan. Ne zaman Hint ya bir Hint'e gideyim, Hint restoranı gideyim demiyorum abi içine ama Çin restoranına gitmeyeyim mesela bir hafta, iki hafta. Ya bir Çin gideyim yiyeyim diyorum yani. Hı hı. Can çok Can, teşekkür ediyoruz. Vaktini almayalım. Evet, biz de konuşmayı seviyoruz. Programı çektiğimizde anneler gününe denk geliyor. Şu anda yani 650 kişilik rezervasyonla uğraşıyorlar. Pazar günü öyle bir yoğunluğu oraya var. Oraya hazırlanıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman eline, emeğine sağlık. Lütfen bu güzel Türk mutfağını kendi yorumunla Manhattan. Biraz füzyonlayarak. Manhattan açıyor. Manhattan'la beraber evet. Gidiyoruz. Diyor, bağırıyoruz orada. Aynen. Biz anlaştık Can'la. İnşallah en yakında Manhattan'da. Evet, hedefimiz evet. De var. Michelin star. Ama sen çok güzel söyledin. Hedef o değil. Hedef değil. Doğruyu yapmak. Hedef iyi yapmak. Michelin gelsin. O star gelin. Bizim üstümüze konsun. Öyle olur. Harika. Öyle çok olur. Teşekkürler Can. Can. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Tatlıya yer bırakalım o zaman görüşürüz. Tamam, eyvallah. Tamam ol. Karnabahara yürüdün sen ama. Ya bu kadar güzel. Abi güzel. Sağlıklı. Karnabahar olunca hemen çok sağlıklı iyi. Değil mi? Bence et abi o sağlıklı. Beni mutlu ediyor abi. Peteciğim biraz sana gelelim. Senin sanatına gelelim. Sen çok kıymetli, çok değerli. Mesleğinde çok üst noktalara çıkmış. Değerli bir oyuncusun.
Biraz senin teşekkür o kısmından ederim, bahsedelim. Ülke değiştirdin mesela. Evet. Şimdi başka bir ülkede olmak, burada dil farklı. Oyunculukla evet. ilgili de önemli bir en önemli sıkıntı. Tabii. Hani bir sanatçının, oyuncunun nesi vardır? Nefesi vardır, sesi vardır. Aynen. Değil konuştuğu mi? Dille. Dil vardır. Sen şimdi onları bırakıp geldin. Evet. Ben biraz yaptığım işi bıraktım gibi oldu. Evet. Ondan bahsetsene, bir sanatçı onu bıraktığında buraya geldin mesela, neler düşündün, neler hissettin? Denedin mi, bir şeyleri zorladın mı? Ben biraz biliyorum ama seyircilerimiz de hani belki duysun. Ya benim oyunculuğu bırakmam gibi bir şey söz konusu değil Cüneyt. Aslında benim için çok önemli bir konu bu. Tam benim hayatımın 40'lı yaşlarda dönüm noktasıyla aldığım kararlarla alakalı bir mesele. Yani işte bazen böyle seyirciler mesaj atıyorlar. Şimdi mesaj atmak, cevap almak çok kolaylaştı ya her ortamdan şeyden. İşte niye bıraktınız mesleği falan. Benim oyunculuğu bırakmam mümkün değil. Bir de oyunculuğun öyle yani akli melekelerin yerinde olduğunca fiziksel melekelerin yerinde olmasa bile yapılabilecek bir iş. Yani evet. Tekerlekli sandalyede de 80 yaşında filmlerde oynayan aktörlerimiz var. Canavar gibi yani dünya standartlarından bahsediyorum. O biraz böyle benim yani bir her şeyin üst üste gelmesiyle yani işte Ali'nin oğlumun okul yaşının başlaması, alacağı eğitimi biraz benim kafaya takmam, Türkiye'de alacağı eğitim fakat dünyada alması gereken eğitim. Ben çocuğun eğitiminin yurt dışında olabilme ihtimaliyle karşılaştım. En büyük benim dönüm noktalarımdan biri o oldu. O olabilire gelince de biz Hollanda'ya gitmeyi çok seviyorduk. Amsterdam'a özellikle eşimle beraber. Çocuk olduktan sonra da çok defalarca gittik. E dedik burada yaşayabiliriz. Türkiye'de yakın. Ben gider gelirim. Türkiye'de olacak. Kaç yılı bu? 2015. Okay. Ali'nin böyle ikili üçlü yaşlarında verdiğimiz bir karar açıkçası. 2015 yılında bir gittik. 3-4 ay uzun süreli kaldık. Benim işimin ara vermesiyle iki iş arasında. Dedik bakalım nasıl oluyor. Olamayacağını gördük. Böyle tatiller için gidip gelme güzel ama sürekli kalma için hava koşullarıyla beraber şey olarak da soğuk bir millete ait davranış biçiminin sirayet ettiği bir yönetim ve yaşam biçimi. Eninde sonunda. Almanya'ya da gitsen, Fransa'ya da gitsen, Hollanda'ya da gitsen o bizi biraz böyle bir dedik acaba mı falan. Ben bu arada hani bahsettim ya film festivaliyle 2010 yılında Amerika'ya gelmişim. Amerika bende bir yani içinde bir ateş yandı. Yani gerçekten başta mesela gittim tiyatro arkadaşlarımla falan böyle bir yani böyle ya Amerika şöyle Amerika böyle diye de anlatamadım. Ya bir Amerika'ya gitti adam Amerika dilinden düşmüyor denmesin şeklinde. Işıl Kasapoğlu vardır bizim Semaver Kumpanya diye tiyatromuzun kurucusu. O zaman orada tiyatroda ben hem dizilerde çalışıyorum, para kazanıyorum. Parayı kazanıp tiyatroya dönüyorum. Orada hayatı idame ettiriyor falan. O dönemde gidip geldiğim dönemlerde tam onun kapısının önünden geçerken kocaman diyordu bana. Ne oldu kocaman, Amerika seni de çarptı mı dedi. Ben o zamana kadar kimseye de bir şey anlatamamışım. Dedim girdim kapıyı çarptı kapattım. Çarptı mı derken hani pozitif böyle pozitif bir... Pozitif mana. Hocam dedim. Çekti mi? Nedir o? Yani bir his yani burada keşke daha önceden gelseydim ben burada neler neler yapardım hissi var. Garip bir şekilde. Aynısı hocaya da olmuş. Ben dedi 40'lı yaşlarda 50'li yaşlarda gittim dedi. İşte dedi Amerikan rüyası öyle aslında okuduğumuz bir cümle değil. Gerçekten orada sana hissettirilen ya burada çok imkan var. O duyguyu hissedip de böyle daha sonraki Avrupa yerleşme eşim hiç çünkü Amerika şeyinde yoktu. Ya dedim geldi gidelim. Onun çocukluk arkadaşı vardı. Boston tarafında yaşıyordu onlar. Geldik. Evet aynı çarpılmayı o da yaşadı. Hatta hikayesi de şu. Buradaki polisleri biliyorsun yani adamlar. Yani hakikaten filmlerdeki gibiler ya bir anda trafiği durdurdular. Aa dedik ne oluyor? İlkokul çocukları el ele tutuşmuş. Geçitten geçiyorlar. Bütün trafiği durdurdular ya. O çocuklar için. Ya çocuk burada büyüyecek abi. Dedirtti. Ve bu noktada ben oyunculuktan biraz feragat etmek durumunda kaldım. O seni nasıl etkiledi? Sen ünlü bir aktörsün Türkiye'de. Bilinen, tanınan. O ceketi... O noktaya gelmiştim. Evet. Evet. O ceketi... Evet. Nefes sanırım. Nefes son, de en benim bilinirliğim. Yapımcılar evet. tarafından özellikle. Bir de seyircide. Sonra dizi, öyle bir geçer zamanki. Popüler bir, evet öyle geçer zamanki. Öyle bir geçer zamankiyle televizyon. Zirveye taşıdı. Tiyatroyla hitap ettiğin seyirci sayısı bellidir. Sinemayla hitap ettiğin seyirci sayısı bellidir. Televizyonla bambaşka bir seyirci sayısına ulaşırsın. Bunların davranış biçiminin de birbirinden farkı vardır. Seni tiyatrodan tanıyan insanın tavrı bambaşkadır. Enteresan. Sinemadan tanıyan insanın tavrı bambaşkadır.
televizyondan tanıyan insanın tavrı bambaşkadır. Biz bu işleri yapan, bunun üreticisi yaşayan olarak da... Yaşayan çok enteresan bir şey söylüyor mesela bizim dışarıdan. Bunun üreticisi olarak da bunlara kabullenmek durumundasın. Hmm. Yani televizyondan tanınan bir insanın evine giriyorsun çünkü. Düğmeye basıyor, evindesin. Düğmeye basıyor, değilsin. O rahatlıktaki adamı sana sokakta gördüğü zaman tavrı o rahatlıkta oluyor. Bundan gocunmayacaksın. Bu işi bilmek zorundasın. Sen tiyatro seyircisinden beklediğin tavrı televizyon seyircisinden beklersen üzülürsün. Bana sokakta işte adımla neden benim sanatçı kişiliği... Anladın mı? Televizyondaki bana mesela en çok hoşuma giden şeylerden biri. Oynadığın dizinin karakterinin ismiyle sesleniyor bana seyirci. Bayılırım. Onda öyle yer etmiş çünkü. Evet. Çalışmış. Yani yaptığın iş işe yaramış yani. Bununla bayılınmayacak ne var? Mesela erkekler genelde yüzbaşım diye sesleniyor. Nefesten değil Nefesten. Mi? Nefesten. Yüzbaşı. Hanım seyircilerin %80'i, %90'ı diziden. Soner diye sesleniyorlar mesela. Mete ile onların alakaları yok. Sen en çok hangisini seviyorsun? Ben hepsini çok seviyorum kanka. Şey mi, çocuklarım ayıramam. Tabii, hayır, hepsini ayrı beni. Hepsi için de. Peki, yani, deminki soruma geleceğim. Burada çok üst kademe, mesleğin zirvesinde olma durumu var. Evet. Ve sen o ün denilen şey, ceketi çıkartıp buraya geliyorsun. Evet. Ve birden o ceket yok. Bu bir oyuncu Mete değil. Kişilik olarak Mete'yi nereye koydu? O sende bir boşluk yarattı mı? Bir ya öyle güzeldi dedim mi yoksa o ceketi çıkarmak nasıl kolay hissettiriyor? Değil. O ceketi çıkarmak hiç kolay değil. Önce onu, bu daha önce çok konuşmadım. Onu da sana şimdi burada biz bizeyiz diye bir şey yapıyor. Yani ona karar vermek, bu hani biraz önce anlattığım çocuğun eğitimi, hayat idamesi falan filanı yanında. Arkadaş şimdi bizim üretim tezgahımızdan çıkan işleri farklılıkları var. Bunun bir tanesi ve %90'ı küsürü eğlencelik işlerdir. Entertainment olarak bilirsin sen onu. Entertainment işleri vardır. %8, %10 tarafı sanattır. Sanat bambaşka bir şeydir. Entertainment bambaşka bir şeydir. Aynı sahnenin üzerinde yaparsın ama içerik getirisi götürüsü bambaşka işlerdir. Ben sanat eğitimi aldım. 4 sene boyunca konservatuvarda bana öğretmenlerim, abilerim, arkadaşlarım, sanat neden yapılmalı, sanat antik Yunan'da nasıl yapılıyordu, nasıl çıktı, Örbites neden onu yazdı, toplumda bunun karşılığı ne, ne yaparsan ne olur gibi ve bunların dallarıyla beraber sanat eğitimi almış bir oyuncu olarak ben söylediğin işlerde entertainment ve bir noktada ben yaşadığım ülkede eğlencelik iş yapmaktan çok dikkatli kullanmam lazım bu cümleyi. Utanır hale geldim. Ya bu da mesleğim, bu da bu kısmı diye bakamıyor ben mu? Ben bakamadım. Orada bir evet kişisel bir şey var yani. Bakan var, bakamayan var. Bakan var, bakamayan var. Ben bakamadım. O aldığım alkışı hak etmediğini düşündüm. Utandım. Çünkü sanat yapmam gerekiyor. Sanat yaptığım zaman da karşılığı var. Bir de utandım diyorsun. Bu da çok güçlü bir kelime. Evet. Severek yapmadım, idare ettim. Yok, yani, evet. Hani ya da daha bayağı, yukarı bayağı, koyuyorsun. Yani fiziksel hastalık yani yaşayacak derecede ya ben ne yapıyorum? Benim bu halka bir şey vermem lazım. Bir şey, benim işim bu. Tamam, entertainment yaparak bir takım kendini beslersin. Hiç sık şey yok. Çok da severim. Televizyonda iş yapmayı, sinemada, kamerada iş yapmayı, tiyatroda da entertainment yaparsın. %80 entertainment yaparsın, %90 belki. Ama bazı meseleleri sanatçısı olduğum, görevlisi olduğum insana başka kültürlerin dertlerini, tasalarını anlattığım zaman çalışmayan bir şey var. Bence zaten toplumumuzdaki en büyük eksiklik o. Sanat, insanlara birbirine empati duymasını sağlayacak haberdarlık sağlar. En basit anlatımıyla. Bir kuşak, iki kuşak önceye döndüğün zaman denkbejler vardır Kürtler arasında, Kürt toplumu arasında. Ozanlar vardır Anadolu'da. Bir köyden bir köye, bir toplumdan bir topluma elinde çıkın ile gider. Orada köyde yaşanmış dertleri bu köye anlatır. O köy Alevi köyüdür, bu köy Sünni köyüdür ya da ikisi Sünnidir. Ya onu şey yapmaz. Ama der ki bak orada bir genç vardı. Çocuğun işte atını ayağından vurdu da çocuk takozladı, düştü de o da mavzeri hikayeyi anlatır. O köyde vay orada başına ne gelmiş. Böyle seversin birbirini. Anlarsın, empati kurarsın. Bizim toplumumuz sen gibi. Bu alışverişin, bu paylaşımın dışına çıktığını hissettim. Evet. Onu yapmadığımı, o görevi yapmadığımı hissettim.
halkıma birbirini anlatmıyor. Bu kadar ayrışamazsın benim sanat dediğim mekanizmayı doğru çalıştırırsan eğer. O parti, şu parti bilmem ama konuşuyoruz da ya birbirimizden ne kadar ayrışır. Zaten Amerika meselesinde çok ortak noktamız. Bence zaten Amerika post Osmanlı. Birbirine benzemeyen 5 milletin bir araya bir ideoloji uğruna bir araya gelmesinden oluşmuş bir toplum burası da. Sanat da bu birbirine benzemeyen insanların mayası, birbirini tutan harcı, olguyu oluşturabilecek bir gücü biz uzun yıllardır kullanmıyoruz bizim topraklarda. Bunları fark etmem, bunları konuşmam, bunları ustalarla konuşmam, cevaplarını alamamam. Allah rahmet eylesin. Rasim Öztekin de bunları çok konuştum. Ferhan Bey'le yani çok kısa sürede olsa. Bunları düşünüp de geriye dönüp yaptığım iş sadece entertainment olunca biz filmi çekerken, diziyi çekerken çok eğlendik. Umarım izleyiciler de eğlenir cümlesini söylüyor. Çünkü işin şeyi o, öyle pazarlayacağım. Futbolda da vardır ya, futbolda aynı şeyler. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ama benim futboldaki benim söylediğim kadar beni rahatsız etmiyor. Çünkü çok eğlenmeyen insanlar var benim halkımın arasında. Çok ciddi sıkıntıları olan insanlar var. Onların derdini kim anlatacak acı? Benim onları o zaman dedim ki geçen bir röportajda dedim. Kimisi öyle anladı, kimisi böyle anladı. Sanatsal yetersizliğimden, ben bunu yetersizlik olarak görüyorum kendimde. Ben sanat yaparak kazandığım ünü sanat yapmayarak kullanmaya devam edemem. O ceketi çıkarır. O zaman deminki soruma da döneceğim. Bu sanattan ayrı bir şey. Ben hiçbir zaman ünlü olmamış, ünsüz biri olarak merak ettiğim için canım. Soruyorum. O ün ceketini çıkarmak, buraya gelmek bir insanda ruhen nasıl bir boşluk yaratır mı, yaratmaz yaratır. Mı? Yarattı yaratır, mı? Sen tabii, yarattı. Onu nasıl, onunla nasıl insan olarak bu işte nasıl bu yönettin bunu? Anlatmaya çalıştığım felsefe diyeyim, doğruluğunu kendime tekrarlayarak, yani benim çok arkadaşım, sınıfımdaki arkadaşım çocukluğundan beri bu işi yapmak üzere kendini hazırlamış hep. Ben 20'li yaşlarda tiyatronun ne olduğunu gördüm, yapılabilecek bir iş olduğunu anladım. Okuluna gittim, mezun oldum. Bana öğrettikleri kadarıyla yapmaya çalıştım. Yüksek lisans yaptığımda oyunculuk level'ım gerçekten arttı. Ondan önce ortalama bir oyuncuydum ama yüksek lisans eğitiminden sonra gerçekten bir şeyleri iyi çözüp o karakteri oluşturabilme sistemi öğrettiler ve o sistemin iyi çalıştığını gördüm. Yaptığım işlere bakınca söylüyorum. Şimdi diyecekler ki ulan kendini nerelere şey. Ama yani işte Nefes filmi, ilk Yanık Koza, orada kötü karakteri oynuyordum. Dizilerin şöyle bir güzelliği var. Deniyorsun, izleyip görüyorsun çalıştı mı çalışmadı mı. Bir dahaki hafta çalışmayan kısımları atıyorsun, başka şey deniyorsun, en güzelini yakalıyorsun. Mesela ben... Tabii birinci bölümde, ikinci bölümdeki performansımla 23'teki son sezondaki performansım bambaşka bir yerde oluyor, oturmuş oluyor. Aynen öyle. Şey. Burada böyle değil, burada her şeyi hazırlıyor, paketliyor, oluşturuyor, çekiyor, bitiriyor. Türkiye'de öyle değil. Bence bir iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Yanık Koza diye bir diziyle ben o yüksek lisans eğitimi çalışıyor mu çalışmıyor mu anladım. Nefes filmindeki yüzbaşı karakteri beni bile şaşırttı. Abi nasıl bu adam dedirtti bana. Beni bile şaşırttı. Beni bile şaşırttı gerçekten. Çünkü yani şey oldum orada, yüzbaşıya bak dedirtti bana. Oyunculuk yapmakla ilgili fikir soran herkese net söylediğim bir şey, okuluna gidin. Çünkü ben öyle yaptım. Abi oyunculuk meselesi çok zaman isteyen ve çok bizim eski üstadlarımız nankör demezler de ona benzer şey. Yani biraz bıraksan hemen küser sana. O yüzden böyle ailenden daha... Ya ben 4 sene konservatuvar boyunca, ben değil, bizim bütün sınıf ve bizim bütün okul. Yani ne bayramlar, ne yılbaşları, ne seyranlar, ne düğünler, ne ölümler. Bütün zamanını veriyorsun. 4 sene boyunca bunu veriyorsun, sonra dışarı çıkıyorsun. Bir 5-6 sene boyunca bunun çıraklığını yapıyorsun. 10 sene sonra belki bunun meyvelerini toplarsın, o da belki. Böyle bir meslek bu. Bu mesleği bir kere sana tüyoyu vereyim, bunu göze alacaksın. Yani o yola çıkıp da olamayın. Çünkü benim tanıdığım %80 oyunculuk eğitimi almış insan oyunculuk yapmıyor. Başka işler, hayatını başka şekilde idam etti. O diziden teklif almadı. O yönetmen onu görmedi. O yapımcı onu çağırmadı. Olmadı bir şekilde. Ve çok büyük mutsuzluk var. Ve içindeki bununla ilgili istek ve şehvet o 5. 6. 7. kapıyı çalmak çaldırmadı. Çaldırmadı. Ondan utanıyorsun. Kapıyı çalmaktan utanıyorsun. Kendinden emin olamıyorsun. Büyük galya kuyularına düşüyorsun yani. Çünkü ruhla yapılan bir mesele, ruhun zihne ulaşmasıyla yapılan bir mesele. Hastalık yapar sende, depresyona girersin, girdiğini fark etmezsin.
ciddi sıkıntılı ruhsal bir iş bu. Ben geçen 2 sene önce pandemi döneminde DDI diye bir akademi vardı. Onlarla böyle oyunculuğumun şeyini konuşmak istediler. Nasıl bir tarzda şeyi. Dedim valla o konuşma sırasında çıktı. Biraz ruh çağırmak gibi. Yani ben karakteri oluştururken ruh çağırıyorum. Soner'i şeyini... Gelmeyebilir. Gelmeyebilir. Bir de daha kötüsü gelir, kimse beğenmeyebilir. Çok kötü. Ya dersin bu sefer bahaneler işte ben yaptım da olmadı da. Çok böyle değiş. Çok yani psikolojik bir meselesi var. Şizofreni üzerine kurulmuş bir meslek. Hani şey vardı şey. Ya sen oyuncusun, yalan iyi söylüyorsundur. Yani çok kırıcı bir şey. Yalan ama doğru da bir yerden yani. Tabii. Geçen demin sohbetimizde söyledin sen ben. Oradan dedim. İyi bir yalancıyım dedin. Yani çok oyunculuk yalancılık. Yani. Düşünsene Hamlet olduğumu ikna ediyorum babacığım sana. Sen biliyorsun. Ya izliyorsun. Işıkları karartıyorum. İki tane dekor koyuyorum. Sen zaten diyorsun Ahmet'e bak Hamlet oldu. Ya çok iyi yalan yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Biliyorsun yani. Ama yeteneğine, eline, emeğine sağlık. Teşekkür mesleğinde ediyorum. İnşallah burada da şimdi de çok güzel bu bahsettiğimiz turneyle. Evet burada şu anda Türkçe konuşan topluluğa bir evet. Entertainment yapıyorum. Bu bir eğlence, bu vodvil oynuyoruz. Ama bu vodvil oynarken böyle hani hep Türkçe konuşanlar diyorum yani. Türkçe konuşan herkes bir arada baksın böyle birbirine. Ay ne kadar güzel eğlendik hep beraber demeleri bile benim şu anda mesela iyi ya güzel bir şey yapıyoruz. Bir de Amerika'yı geziyorsun. Sen de meraklısın benim gibi gezmek, görmek. Ama burada oyunculuk kültürü hakikaten tanıyorsun. Bu kültürle bizim kültürümüzü bu kültür içerisinde onların diliyle diyeceğim çünkü İngilizce onların dili benim ana dilim değil ya yapabiliyor olmak ve bunu birçok seyirciye ulaştırabilmek çok büyük benim tabii ki hayalim. Hani diyorsun ya o ceketi çıkarmak kolay oldu mu? Olmadı tabii ki. Yani ben bunu her gün yaşıyorum değil mi? Yani onu yapabiliyorken onu bırakıp da tekrar yapabilecek, tekrar o ceketi giyebilecek miyim acaba bilmiyorum. Giyersem çok mutlu olurum. İyi de yaparım yani hani baktığım zaman yani izliyorum ben çok film izlerim, çok şey yaparım. Buradaki aktörlerin şeyini de biliyorsun, level'ını da biliyorsun. Yani bizim level'ları da biliyorsun. Çok da uzak değil birbirine yani. Daha iyisini yapabileceği yani, şeyler var. Profesyonel olmayan birisi olarak benim düşüncemde mesele yetenek değil yani. Biraz işte o Mete'nin söylediği içteki drive biraz şans. Kesinlikle. Yani kader bu restoranda otururken kesinlikle. Yan masadan bir yönetmen geliyor. Adama teklif ediyor. Adam Marvel markasının bir şey oluyor. Bir şey oluyor yani. Dünya markası oluyor. Ondan sonra oluyor. Kendi filmlerini çekiyor. Yani. A24 diye bir tane yapım şirketi var. Tam anlattığım hikaye. Mesleki olarak önümüzdeki dönemde ne var kafanda 3 sene 5 sene içinde ya şunu yapayım dedi. Vallahi şimdi 2 tane vodvil oynadık. Bu biraz seyirciyi de ya gelin bakın çok eğleniyoruz hep beraber bir alışkanlık haline işte 6 ayda bir Türkçe konuşan tiyatro buraya şehrimize geliyor alışkanlığını oluşturduktan sonra daha önce sana bahsetmiştim belki hatırlamazsın seneler oldu çünkü tek kişilik bir oyun var. Yo hatırlıyorum. O biraz entertainment'ın dışında biraz böyle bir derdi olan böyle bir adamı anlatan zor biliyorsun tek kişilik tabii. İşler daha bir zor. Ona biraz cesaret edebilirsen onu bu sefer ama üst yazı dediğimiz hani biz festivallerde tiyatro festivallerinde dünyanın bir sürü yerinden gelir de üst yazı filmlerdeki alt yazı gibi bir üst yazıyla mesela Amerikalı seyirciye de o hikayeyi anlatmak gibi bir projem var şu anda. Habakın'da bir cep sahne var. Orası gözümde. Orada mesela haftanın 2 günü hem Türkçe konuşanları hem alt üst yazıyla beraber İngilizce okuyabilecek ve tiyatroyu takip edecek sahneye sahip. Öyle bir sahne gibi bir projem var. Hayal olarak da tabii ki şey kamera işi. Hedef diyelim, hayal değil, hedef diyelim. Hedef diyelim, hayal evet, diyelim. Kamera işleri diyelim. Var tabii ki yani. Harika. Bir filmimiz olsun, bir şey yapalım. İyi bir filmde biz de bir parçası olalım gibi böyle şeylerde. Dediğin gibi restoranda öyle bir ya sen şu projede ne güzel olur. Yani İngilizce konuşarak kamerada oynamak da olmak da çok keyifli. İnşallah o da olur İnşallah. Diyelim. Şimdi çok biz derin burada... konulara soktun beni. Evet, evet. Yemekler biraz ya. Evet ama götürmüşüz ya bayağı da götürmüşüz çaktırmadan. Vallahi senin yemişiz. Son lokmaları ben kalmış. De. Aynen. Evet burada şimdi zeytmadan çıkacağız ama Mete'nin sözü var. O da beni evet. Ben onu buraya getirdim. O da beni New York'ta bir yere götürecekmiş. Bir de gidelim. Hem Manhattan'ı konuşuruz biraz yine sohbete oradan devam orada ederiz. Orada çok güzel. Sen benden daha iyi biliyorsun. Kafelerimiz var. Doğru. Evet. Senin bana bir kafe sözün de var. Cheesecake store var bir tane. Tamam, yeni. Little Cup. Oraya götüreceğim seni. Tamam.
Okey, tüyoyu da vermiş olduk. Bizi izliyorsunuz. Görüşmek üzere.